Fatih Çimen son olarak Tekirdağ'dan bir kişi daha sahte içki zehirlenmesinden tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. İstanbul'da da Ekim ayından bugüne hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Böylelikle yurt genelinde 51 kişi sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybetmişti. Bir tarafta durum böyle ama bir yandan da operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. 9 Ekim'den bu yana 18 ilde tonlarca yapılan operasyonlarda tonlarca kaçak içkiye el konuldu. Bunun yanında yine 234 şüpheli yakalandı. Bunlardan 70'i tutuklandı, 31'i İstanbul'da. Tutuklanma gerekçeleri de dikkat çekiyordu. 70 şüpheliden bir kısmının tutuklanma gerekçesi kasten öldürme, ölüme sebebiyet verme suçlarındandı. Yine tabii önemli detayları hatırlatmak istiyorum. İstanbul özelinde denetimler devam ediyor. Operasyonlar hız almadan devam ediyor, hız kesmeden. Denetimlerden kurtulmak için şüphelilerin o piyasaya sürecekleri sahte içkilerin üzerine çeşitli etiketler yapıştırdı. Hijyenik madde, yüzeysel temizleyici gibi etiketler yapıştırdıkları emniyet ekipleri tarafından belirlenmişti ve İstanbul'da da 23 tonun üzerinde sahte içkiye el konulmuştu. Önemli iki detayı daha İstanbul özelinde yine hatırlatmak istiyorum ve toparlayacağım daha sonrasında. İstanbul'da geçtiğimiz 3 günde tabii İstanbul'dan mı yurt geneline sevkiyatlar yapılıyor? Hep bu sorular konuşuluyordu ve İstanbul Emniyeti de bu sorulara yoğunlaşmıştı ve Avcılar'da ve Başakşehir'de gerçekleştirdikleri operasyonlarda Mersin'e Avcılar'dan, İzmir'e de Başakşehir'deki depolardan sevkiyatın gerçekleştiği belirlenmişti. Dediğimiz gibi operasyonlar hız kesmeden devam ediyor ve yurt genelinde sahte içki zehirlenmesinden hayatını kaybedenlerin sayısı maalesef 51'e yükseldi. Fatih Çimen.